Sevgili seyirciler, hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramınızı da tekrar kutluyorum. Bir teknik arıza nedeniyle biraz geciktik, özür diliyoruz. Sevgili seyirciler, maalesef Manavgat'ta ulu olan mevkin yakınlarında tek motorlu eğitim uçağı düştü. Kaza bu akşam üzeri meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Sevgili seyirciler, bu üzücü haberin ardından şimdiki haberde tartışmaya açık çok ilginç bir karar aktaracağım size. Gazipaşa ilçesinde belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı. Birçok görüşmenin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, belediye meclis üyelerinin onayına sunulduğu Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Partili ve MHP'li üyelerin 7 red oyuna karşılık CHP'li ve İYİ Partili üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyonda bir detaylı bir incelensin tarafları. Komisyona gitsin bir yandan. Biraz bir şey sayalım. Evet, komisyona gitmesin diyenler. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-191-192-193-194-195-196-197-198-199-201-
Adalet Partisi grup sözcüsüne yapıştıramadığımı düşünüyorum. Takdir sizin, ben hala plajlara birer zabıta görevlisi tahsis edilmesi, kendilerinin o plajlara alınmaması, tahsis edecek uygun plaja yönlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Takdir Sayın Meclis'in. Dolayısıyla bu konuda görüş beğendilerim. Yani halka açık plajlara alınmaması, kendilerine ayrı bir plaj tahsilmesi konusunda görüş beyan etmek isteyen varsa ayrıca Sevgili seyirciler, bu konularda, bu konuyla ilgili önümüzdeki süreç içerisinde de Gazi Paşa'dan bir açık oturum düzenleyebiliriz. Çünkü çok önemli bir konu. Aslında ülkeyi ilgilendiren ama küresel ölçekte ilgilendiren bir sorunu yerel ölçekte bu şekilde değerlendirilmesi ve karalılması da gerçekten tartışmaya çok açık. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de programlar, açık oturumlar yapabiliriz. Sevgili seyirciler, bu sefer de Antalya'yı biraz rahatlatan haberi vereceğim. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında faytonların bugün itibariyle kaldırılacağını duyurmuştu.
Başkan Böcek faytoncuların belediyede istihdam edileceğini, faytonlara koşulan atların da hayvanat bahçesinde alınacağını kaydetmişti. Dün akşam saatlerine kadar son kez faytonlarını kullanan faytoncular bu sabahtan itibaren her zaman müşteri bekledikleri saat kulesi önündeki tramvay durağına gelmediler. Belediye temizlik ekipleri atların neden olduğu kokuyu gidermek için alanda çalışma başlattı. Alanı tazyikli suyla yıkayan ekipler daha sonra kara sinekler için bölgede ilaçlama yapacak. Antalya'da faytonlar bugün itibariyle kaldırıldı. Temizlik görevlileri bölgede çalışma başlattı. Polis ve zabıta ekipleri ise her ihtimale karşı hazır bekledi. Çok iyi oldu çünkü Antalya'nın göbeğindeyiz. Yakışmıyor. Tam gale kapısında turistik yer. Burası Türkiye'nin gözbebeği ve turizm merkezi. Tamam, onların da paraya şeye ihtiyacı var ama buraya milyonlarca turistin geldiği yer burası. Kokudan duramıyoruz. Biz köylü çocuğuz. Yani kokuya her şeye alışkınız. Biz bile duramıyoruz. Yani onlara başka yerde iş bulunsun. Onlar da aç kalmasın. Fakat bura gözbebeği. Antalya'ya gelen turistin %90'ı buraya geliyor. Faytonculuk faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte daha önceden belirtildiği gibi atlar Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan sonraki yaşamlarını sürdürecekleri Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yeşildere Mahallesi'nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi'ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen atlar kendileri için hazırlanan alanlarda daha sağlıklı şartlarda yaşam sürecek. Bunu bir bağlasanız arkadaş. Atı buçuk. Sevgili seyirciler, hemen şunu da hatırlatayım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in almış olduğu bu karar da Antalya tarafından büyük takdirle karşılandı. En azından hem sahipleri hem de atlar özgür bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yaşamlarını devam edecekler. Teşekkürler Sayın Böcek. Muratpaşa Belediyesi'nin 5000 kursiyerinin katılımıyla ahşap boyama, nakış, örgü, keçi yapımı, takı, Gaziantep mutfağı, yaş pasta yapımı gibi branşlarla birlikte heykel ve yağlı boya resme açtığı mesleki eğitim ve sanat kurslarının yıl sonu sergisi Üreten Eller 12 Haziran Çarşamba Muratpaşa Kent Meydanı'nda açılıyor. Yaklaşık 10 bin el emeği göz nuru ürünün Antalyalıların beğenisine sunulacağı sergi 16 Haziran Pazar günü sona erecek. Çarşamba günü Kale İşi'nin sevilen müzik gruplarından Mavi Akustik'in konseriyle başlayacak festivalde, Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sanat kurslarına katılan kursiyerler de sahne alacak. Müdürümün fikri, bunu yapmamız lazım. Evet. İp yok değil mi? Azar açmayız. İp yok. İp olsa ne dikeceğimiz belli olmaz yani. Sevgili seyirciler, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam eden su jimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıyor.
Murat Paşalılar, Eren Kuş ve Konserve Koyu Fales planlarında Cuma hariç hafta içi her gün saat 8.30'dan 9.30'a kadar jimnastik yapacak. 30 Haziran'a kadar kayıtların belediyenin resmi web sitesi ve Turunç Masa'nın çağrı merkezi üzerinden devam edeceği yaz spor okulları, çocuklar ve gençler için 14, yetişkinler için ise 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Mavi bayraklarımızı tabii ki gurur veriyor. Eski cumhurbaşkanlarından Kenan Evren'in Kurşunlu Şelalesi'nde bulunan ve hiç kullanmadığı ve 90'lı yıllardan bu yana atıl durumda bulunan köşkü şimdilerde kahveci oldu sevgili seyirciler. Evet. Efendim aslında burası Kenan Evren tarafından yaptırılmamış. 1980'li yılların başlarında Kurşunlu Şelalesi'nin olduğu bölge Milli Park ilan edildikten sonra zamanın Orman Bakanlığı tarafından Kenan Evren'e jest olarak bir Kenan Evren Köşkü adı altında buraya bir inşa edilmiş. Burası öyle bir yer. Kurşunlu Şelalesi'nin de orta kısmı burası. Daha bundan sonra yaklaşık bir 3 kilometre daha ileriye doğru gidiyor. 1980'li yıllardan sonra hiç kullanılmamış burası. Atıl vaziyette duruyordu. Biz buranın işletmeciliğini kiraladıktan sonra burayı Orman Bakanlığı'ndan izin alarak kafeteryaya çevirdik. İçerisinde sadece biraz önce de görmüştük, içini gezmiştik. Bir bölüm var, o kadar. Hemen ormanın şu üst bölgesinde bulunan alanda Kenan Evren'in geldiği, burayı ziyaret ettiği, bana göre bir rivayet, kendisinin geldiğini gören yok bugüne kadar buradaki, gerek yerli halktan gerekse işletmenin asıl sahibi olan Orman Bakanlığı Milli Parklar bünyesinde eskiden beri çalışan arkadaşlardan edindiğim bilgi, Kenan Evren hiç gelmemiş ama gelme ihtimalini düşünerekten oraya bir helikopter pisti yapılmış, o da atıl vaziyette duruyor, kullanılmıyor şimdi. Sevgili seyirciler, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Adalya Vakfı ve ODTÜ Antalya mezunları işbirliğiyle hayata geçirilen ODTÜ Gençlik Parkı, üniversite sınavına hazırlanan 35 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Sınava oldukça iddialı hazırlanan ve hedeflerine Türkiye'nin önde gelen üniversitelerini aşan öğrenciler bir yandan ders çalışırken diğer yandan da sanatsal etkinliklerde bulunuyor. Bu yıl ikinci yıl eğitimini tamamlayan 35 öğrencimiz sınava hazırlıyoruz. Akşam saat 10'lara kadar etüt veriyoruz. Her türlü sosyolojik ve psikolojik desteği veriyoruz. Amaç kendilerine kağıttan bir diploma yerine gerçek bir diploma almaları. Ve inanıyorum ki Haziran ayında bunu başaracağız. Sevgili başardık sadece. Sevgi verince her şeyi aşacağına inandırdık çocukları. Ve öyle bir grup oluştu ki uyumlu, başarılı hedeflerine varacak. Bu sene bu mezunlarımızdan ciddi ODTÜ, İTÜ gibi bölümleri kazanacak öğrencilerimiz var. Amacımız ortada hiçbir çocuğumuzu bırakmamak ve projeyi bu gelişim doğrultusunda 8 yıla uzattık. Yani her öğrencimizde 2 yıl değil, 8 yıl boyunca dokunacağız. Bu belki Türkiye'de bir ilk. Bunu başarmak için de eksiklerimiz var. Tamamlama doğrultusunda bütün çabamızı harcıyoruz. Ortada kalmasın. Her şeyden bir daha konuşalım. Hangi pozda görüştüyse ona göre. Sevgili seyirciler, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobil çarptı. Gece saat 02.30 civarında yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan
Antalya Adliyesi'nde görevli savcı Alaaddin Demir kazanın ardından hastaneye kaldırılırken plakasını atarak olay yerinden kaçan sürücü kaza mahalline yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan kapalı pazar alanında polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza haberini alan savcı Demir'in meslektaşları ve başsavcı Halil İnal hastanede ziyarette bulundu. Savcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki gece saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında da evine gitmekte olan Deniz Şahin'in kullandığı ATV, sokak üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlemeyen servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ATV'de bulunan iki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Deniz Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan Canan Şahin ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan servis minibüsü şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Rahmetli diyoruz. Konyaaltı Beach Park'ta dün sabah saatlerinde serinlemek için denize giren DC boğularak can verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen talihsiz genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Abi, nasıl oldu siz gördünüz herhalde? Biz gördük. Biz polisin alarmına dikkatimizi çekti. Polis sonra dalgıçları çağırdı. Dalgıç ileriden çıkardı onları. İlk önce polisler geldi. Sonra dalgıç polisler geldi. Çıkardı ileriden. Bisikletiyle herhalde bisiklet sürmüş gelmiş. Yüzmeye girmiş artık. Yüzme mi bilmiyormuş. O yüzden boğulmuş herhalde. Gerçekten çok üzücü. Yüzme bilmeyen hiç kimsenin olmaması lazım diye düşünürüm hep. Çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz işlerin başında galiba yüzmek geliyor. Döşemealtı ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin Bey, 2 yaşındaki oğlu ve kendisini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti. Düzler Çamı Milli Parkı'nın yan kısmında ailesiyle birlikte adaçayı toplamaya giden bir kişinin baba oğlu ağaca asılı vaziyette görmesi üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte olay yerine ulaşan ekipler incelemede bulundu. Ersin Bey'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma aldığı ortaya çıktı. Babayı mı koyacaksın? Tek tabut sabunu bırakalım. Ne olur ya. Aç abi ben senin arka kapıyı. Gir içine. Kız çocuğum. Oğlan ya. Ya Allah'ım yarabbim. Koy. Gerçekten çok üzücü bir haber değil mi sevgili seyirciler? Toplum olarak birbirimize çok ihtiyacımız var. Hem bireysel olarak hem toplumun hepsi, herkes birbirine gerekli desteği, gerekli manevi desteği,
yardımı esirgememeli, aslında büyük bir aile gibi davranabilmeliyiz. İnsanlarımıza, çocuklarımıza gerçekten çok yazık oluyor. Alanya'da gece saat 1.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nın yanındaki D400 karayolunda meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da üst geçidin korkuluklarına çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilden kopan parçalar yola savruldu. Hurdaya dönen otomobilden inen kimliği belirsiz sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Sevgili seyirciler, haberlerimiz burada tamamlanıyor ama çok önemli bir sürece başlayacağız. Önümüzdeki süreç içerisinde Kanal Antalya bu yaz dönemiyle yeni bir yapılanmanın, yeni programların içerisine de girecek. Olayları her zaman olduğu gibi Kanal Antalya farkıyla en objektif şekilde masaya yatıracağız. Önce Antalya, sonra ülkemizin sorunlarını, ortak sorunlarını paylaşacağız. Daha önceki programlarımızın akışı da aynı şekilde devam edecek sevgili seyirciler. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi birçok önemli konu var. Amerika'nın Türkiye'ye vermiş olduğu mektuptan tutun, Gazipaşa'da alınan karara kadar. Aslında lokal gibi görünen ama uluslararası ölçekteki sorunların artık içimize kadar yansıdığını, sorun olarak taşındığını gözlemliyoruz. Bu yüzden özellikle Amerika'nın Türkiye'ye vermiş olduğu mektup, bakış açısı, düşünceleri, ilettiği mesaj her ne amaçlıysa olursa olsun aslında özgür bir ülkenin düşüncesine, işlerine karışmak gibi sonuçu düşünebiliriz. Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde de aslında bir kez daha şapkasını önüne koyması lazım. Bir daha gözden geçirmemiz lazım kendimizi. Çünkü Türkiye, Amerika'nın mektup yazacağı kadar basit bir ülke değil, küçük bir ülke değil, zayıf bir ülke değil. En azından ekonomik olarak şu anda sıkıntımız olsa bile 82 milyon dimdik ayakta olan ve tarihten gelen çok büyük bir misyonu taşıyan, bir bilinç taşıyan bir insan kitlesi var, insan topluluğu var. Geleceğe bilgi üretecek, taşıyacak, cesaret taşıyacak müthiş bir 82 milyonlu Türkiye var. Bu yüzden özellikle ben bu türlü mektuplara ve yaklaşımlara baktığım zaman bir strateji olduğunu, özellikle küresel yapının içerisinde Türkiye'nin üzerindeki baskıları arttırdığını, bazen iç politikaya yönelik bir hamle olduğunu da zaman zaman düşünürüm. Bunları da önümüzdeki günler içerisinde zaten oturup konuşacağız. Düşünen insanlarla birlikte olacağız ve programlar yapacağız sevgili seyirciler. Hepsi şimdiye kadar o gördüğünüz objektif bakış açısıyla, onayladığınız bakış açısıyla biz de yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.